Efendim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kanal 42 ekranlarında dünyanın baş şehri İstanbul'umuzdan yapmış olduğumuz Vusat Sahur Vakti'nde yeniden sizlerle birlikteyiz. Efendim tabii ki Ramazan-ı Şerif'i böyle her gün bir gün daha geride bırakarak sizlerin huzurlarında oluyoruz. Ancak hep belirttiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bir müjdesi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan'ın artık o azaptan kurtuluş mevsimine hep birlikte kavuşmuş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah inşallah her birimizi bayrama kavuşanlardan eylesin, nice Ramazanlar görenlerden eylesin diye biz duamızla başlamış olalım. Bu gece Vuslat Derneği'nin çok kıymetli çalışanlarından, gönüllülerinden Ali Oturak abimizle birlikte olacağız. Vuslat Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Vuslat Derneği'nin tabii ki çalışmalarını anlatıyoruz, projelerden bahsediyoruz ama yaşanan birbirinden farklı, birbirinden ilginç hadiseler de olmuyor değil. Hem bunları konuşacağız, yardımları konuşacağız inşallah. Tabii ki Vuslat Derneği'nin çalışmaları ile ilgili sizler de yine destek olmak isterseniz Ramazan-ı Şerif bitmeden fitre, fidye ve zekatlarınızı da ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine ulaştırmak isterseniz 0212 alan kodu 659-2880 numaralı telefondan derneğimize ulaşabilirsiniz. Elhamdülillah bu sene Konya'dan çok kıymetli dostlarımız Vuslat Derneği ile fitre ve zekatlarını ihtiyaç sahiplerine, medrese talebelerine ulaştırıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ki elbette manevi bir iklim, Ramazan iklimi ama bu maneviyatın yılın her gününde yaşandığı Konya'mızda da elbette kıymetli kardeşlerimizin yardım noktasında, hayırlı yarış noktasında bu hassasiyetleri bizleri de ayrıca memnun ediyor. Biz tüm Konyalılara teşekkür ediyoruz. Tabii ki elbette tüm izleyen dostlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar hızlı girdin değil mi yine? Maşallah. Her zamanki gibi. Ramazan'ın bereketi bu işte. Hızlı giriyoruz. Evet. Ondan sonra bir anda dönüyoruz böyle. Tabii Vuslat Derneği'ni konuşacağız diyoruz ama Ramazan nasıl geçiyor diye önce bir sana soralım. Çünkü hem dışarıda ihtiyaç sahiplerini ziyaret ediyorsun hem aslında iki ihtiyaç sahibini de ziyaret ediyorsun. Bir üzerinde Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu emaneti fakirlere ulaştırması gereken ihtiyaç sahibi yani bağışçılarımızı hem de o zekatları nasıl sahibi, o fitreleri nasıl sahibi, ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve medreselerimizi ziyaret ediyorsun. Nasıl geçiyor Ramazan? Bayağı bir yoğun. Gönül dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizleri de yalnız bırakmıyorlar. Biraz önce söylemiş olduğun gibi ekranlardaki bizi evet. izleyen gönül dostlarımız da bayağı bir bize desteklerini veriyorlar. İnşallah daha da devam edeceklerine inanıyorum. Bizler böyle kendimizi ifade ettiğimiz sürece, çalışmalarımızı anlattığımız sürece gönül dostlarımız bizimle beraber olacağına inanıyorum inşallah. Bayağı bir yoğunuz inşallah. Allah yoğunluğumuzu hayırla arttırsın. Güzel bir yoğunluk. Budur. Güzel yoğunluk. Aslında yoruluyoruz ama güzel bir inşallah mükafatını alacağız Rabbim. İnşallah. Dünyada yorulmadan zahmetsiz rahmet olmuyor abi. Rahmetli Erbakan Hoca vefat ettiğinde kabrinin başında emekliliği mübarek olsun hocam diye bir pankart vardı. Ben onu mesela hiç unutmam. Müslümanın emekliliği mezarda oluyor. Ben tabii şimdi dün burada çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Recep Koçak abimiz, Deniz Feneri Derneği'nin iletişim koordinatörü. Onunla bir muhabbet ederken bir amcamızdan bahsetti. Gönüllü çalışmalara katılan ve o amcamızın lojistik merkezindeki kolilerin hazırlanmasından, ihtiyaç sahiplerine gidecek her şeyin istifinden, onların tasnifinden, kolilenmesinden, taşınmasına her şeyini gönüllü olarak çalışmış ve 7 yıl boyunca emekliliğinden sonra 7 yıl boyunca bu çalışmalara destek olmuş. Orada bir kardeşimizle şakalaşırlardı sürekli. Oğlum evlen artık diye bir kardeşimize evlen diye söylüyor. Kardeşimiz de diyor ki ya senin ölmeni bekliyorum. O diyor ki ben seni evlendirmeden ölmem. Ve Cenab-ı Allah bu amcamız kardeşimizin düğününe gidiyorlar. Pazar günü düğüne gidiyorlar hep birlikte. Ertesi gün amcamız yani gönüllü olarak çalışmış olduğu yere gelmeyince ailesine soruyorlar.
Öğreniyorlar ki vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yani o gün düğünü yapıyorlar. Hani bir dua niteliğinde. Ben de şimdi hep sana takılıyorum. Dün o geldi aklıma. Ali abi bir ölmedin gittin diye. Ama Cenab-ı Allah tabii ki bu hayırlı işlerde ne kadar daha ömrümüz var bilemeyiz. Ama hep bu fıtrat üzerine, bu çalışmalar üzerine daim İnşallah. Eylesin diye Rabbim, dua ediyorum sana. Rabbim ömrümüzün vefa ettiği sürece, sağlığımız elverdiği sürece bu hizmette koşturmayı hepimize nasip etsin. Demin dediğim gibi çok tatlı, çok güzel bir iş yapıyoruz. Ve bu güzelliğin içerisinde de çok insanları böyle duyguya sürükleyecek, farklı farklı mecralara götürecek olaylarla karşılaşıyoruz. Geçen seneki bir olayımı anlatayım. Bir bahçeye gittiğimde bana bir kumbara verdi. Baktım kumbara bizim değil. Abla dedim bizim kumbara değil. Dedi ki bana ben dedi bunu sizin için biriktirdim. Bir kavanozda yapmıştı. Evet. Dedi o kadar yoğunsunuz ki yani kumbara istemedim size. Bunu da getirecektim. Bayram arif üzeriydi. Onun için gelmedim. Sizi zahmete soktum. Biz bu kadar koşuşturmanın arasında işte bizlere de böyle ablalarımız Allah razı olsun kendilerinden bizlerin o telaşlarını biliyorlar ve bizler için para biriktiriyorlar. Biz de onları o teveccühünü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerçek mesela sahiplerine. Biz birçok kişiyi birlikte ziyaret ettik seninle. Evet. Tabii bizim hani ortak anılarımız da çok oldu. Hatta geçtiğimiz programda burada seni misafir ettiğimizde orada da bahsetmiştik ama çok kısa geçmiştik. Bir aileyi ziyaret evet. ettiğimizde ailenin evinin duvarında senin telefon numaran vardı. İşte insanın en fazla orada hassas olduğu dönem orası işte. Çünkü o numara niye yazılır oraya? Niçin? Demek ki acil durumlarda aranacak kişi olarak beni bulmuş ablamız. Allah razı olsun. O numarayı sen orada gösterdiğin zaman inan o anki duygularımı anlatamıyorum yani. Çünkü hani belki de farklı yerde olsaydık ağlardım yani. Çünkü niye? Hiç tanımadığım bir kişi senin telefon numaranı yazıyor duvara. Ama işte bu neye sebep oluyor? Ben hemen onu söyleyeyim. Dün yine programda bu hadis-i şerifi okumuştum aslında ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah insanların ihtiyaçlarını gidermek için bir kısım insanlar yaratmıştır ki insanlar ihtiyaç duyunca onlara koşarlar. İşte onlar Allah'ın azabından güvende olanlardır buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerife de bakınca Ali abi ya bu senin için de aslında Ustak Derneği çalışanları için de ve bu hayırda yarışan tüm derneklerimiz aslında her biri için de güzel bir müjde. Rabbim sayımızı çok artırsın. Mükemmel bir müjde. Yani gerçekten yani Cenab-ı Allah'ın o sevgili peygamberinin böylesine bir müjdesine nail olabilmek ki insanlar başı dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde evinin duvarına Vuslat Derneği olarak numaranızı yazıyorsa evet gerçekten siz doğru bir iş yapıyorsunuz ve doğru bir yerdesiniz. İnsanlar ihtiyacı için size ulaşıyorlar. Birçok yerleri ziyaret ettik. Birçok sıkıntılı aileleri birlikte gördük. Yani ben sen duygusal bir insansın. Biz de haliyle orada gördüğümüz şeyleri hani ne bileyim böyle farklı algılanmasın diye insan kendini kasıyor, tutuyor. Ama sonrasında yaşadıklarımız da malum. Gerçekten çok sıkıntılar. Hele işte o duvarında numaranın yazdığı aile mesela. Evet. Yani duvarda numaran yazıyor ama evin içi berbat bir haldeydi. Hamdolsun yeni bir eve kavuştular. Bir sürü güzellikleri yaşadılar ama. Elhamdülillah. Gönül dostlarımızın vesilesiyle bizlere verdiği desteklerle bir şeyler yapmaya çalıştık. Hani hep bahsediyoruz 61 dönüm arazide bir külliye projemiz var. Evet. Diyorduk. Buradan ekranlardan hep gönül dostlarımıza bildirdik. Sağ olsunlar destekleri bizden esirgemiyorlar. Geçen gün bir bağışçımıza gittim. Burada eğer göstermekte mahsur olmazsa yanıma da getirelim. Yok estağfurullah. Yani şöyle ablamız bize şöyle bir not yazmış. Bunu, abi sen öyle tut. Arkadaşlar yakın planda görecekler onu. Ne olduğunu izleyicilerimiz de inşallah görmüş yani, olsunlar. Yani ben oraya külliyeye destek vereceğini bildiğim için gittim. Ben para vereceğim zannettim açıkçası. Baktım poşete sarmış bunu. Bu poşetteydi. Bu şekilde yazmış. Külliye için küpelerini vermiş. Yani işte infak etmenin anlamını, değerini bilen bir ablamız. Belki de çok duygu yüklü bir şekilde alındı bu küpeler buna. Evet. Belki eşinden, belki düğün hediyesi. Ne bileyim belki doğum günü hediyesiydi.
Ama sevdiklerinizden infak edin buyuruyor. Sevdiklerinizden. Allah için sevdiklerimizden vermemiz yani, gerekiyor ki. Harun abicim, yani şöyle söyleyeyim. Bunu aldıktan sonra arabaya oturdum. İnanın arabanın kontağını çeviremedim. Yani şu an bile tüylerim diken diken. Çünkü tamam verirler, Allah razı olsun, 10 bin lira, 20 bin lira. Belki bir kamyon demir çumanta getirirler ama bence şu... Bereket abi. Yani inan ki satmaya kıyamadım. Götürdüm kuyumcuya. Yani ben bırakacağım bunu. Artık arkadaşlarım bir satarsa şey yapsın. Yani onu muhtemelen biz yine derneğimizde aslında bedeli karşılığında, yine başkanımızın her zaman yaptığı bir şeydir. Bedeli karşılığında bağışı yine derneğimize verip bunları ayrı bir köşede, çünkü bunlar çok önemli. Yani 3 tane kuyumcuya gittim bak. 3 gündür üzerimde bu. 3 tane kuyumcuya gittim. Satamadan çıktım geldim. Çünkü yani bilmiyorum hani buradan hani nasıl ifade edilir, nasıl anlatılır ama yani işte dediğiniz gibi ben vereceğim bunu, ya siz bunu bozdurun. Yani biz de bozduramayız, çünkü şöyle bir şey var. Yani nice örneklerini gördüğümüz bir şeydir. Ziyaretine gittiğimiz bağışçılarımızdan bir tanesi düğününde eşinin kendisine takmış olduğu alyansını bağışladı. Ve eşiyle bunu konuşarak yaptığını söylemişti. Alyans yani nihayetinde evliliğinizin ilk adımında parmağınıza taktığınız bir yüzük. Manevi değeri var. Maddi değerini çok fazla insanlar önemsemeyebilir ama manevi değeri var. Ancak eşiyle de konuşup ikisinin de alyanslarını, yani biz evliliğimizin daha da bereketli olması için bunu yapıyoruz diyen insanlar oldu. Şimdi bu ablamız bu küpeyi verirken tabii ki eşinin haberi vardır yani. Ondan da Allah razı olsun. Yani o evet, buna ver demeseydi ablamız yani veremeyebilirdi yani. İşte bu medreselerimiz, böyle ablalarımız, böyle gönül dostlarımızın vesilesiyle inşallah bitecek. İnşallah. İnşallah oradaki okunan her Kur'an-ı Kerim'e bunların da ecri inşallah onlara gidecek. İnşallah tabii biz hem medreselerin hem ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz, devam ediyoruz. Yardım birimleri koordinatörlüğümüzü ekranlara getirdik defalarca kez. Yeni yeri inşallah Ramazan sonrasında açılışını i̇nşallah da yapacağız. Senin için aslında çok daha farklı anlamlar ifade ediyor bu tür çalışmalar. Derneğin en eskilerinden bir tanesin abi. Hem de mesela ekmek projesi. Ahiret kurnazları dediğim kişilerden bir tanesi de sensin. 20 ekmekle başlattığın bir Giresun ekmek fırınıyla. Evet, Zeytinburnu'ndaki Giresun ekmek fırını. Allah razı şimdi olsun. Şimdi nerelerde ekmek projemiz? Şimdi elhamdülillah o günlerden bugünlere baktığımızda birçok ailemize sıcak ekmeklerini, hele şu Ramazan'da pidelerini götürüyoruz. Hedefimiz 10 bin, 20 bin. Daha fazla insana ulaşmak. Daha fazla insanlarımıza o sıcak ekmeğini götürebilmek. Şimdi ufak ufak deyip de aslında şey yapmamak lazım, küçültmemek lazım. Dediğiniz gibi 20 ekmek, bugün 5 bin lira, 10 bin lira, hatta yani daha fazla insanlara ulaşmanın hedefine bakıyorsak o 20 ekmekle bakıyoruz bugün. Evet. Mesela insanlar ufak ufak biriktirerek bir şeylerini bizimle paylaştığı zaman onlar da bu sevinci, bu mutluluğu inşallah hep beraber yaşayacağız diye düşünüyorum. Yani ekmeğimiz çok güzel bir proje olarak önümüzde duruyor. Ama gönül dostlarımızın, şu anda bizi izleyen fırında abilerimiz varsa, eğer illaki vardır, bunlar da bu projeye destek verebilirler. Gerçi bir ekmek size, bir komşunuza diye bir bazı fırınlarda görüyoruz ama... Evet, bunu, askıda ekmek projeleri. Evet, askıda ekmek projeleri. Ya bizim zaten amacımız burada ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilebilmesi. Yani bunu Vuslat Derneği vasıtasıyla yapmak önemli değil. Önemli olan insanların bu çalışmayı bir şekilde kendilerinin de organize edebilmesi. Bizim zaten şu anda izleyicilerimiz muhtemelen zaten 19-20 gündür meramımızı anlamışlardır. Yani Vuslat Derneği olarak biz burada hayırlı çalışmalara öncülük eden insanlarla bir arada bulunalım, hayra vesile olalım diye hatırlatmak babında bu programları yapıyoruz ve Vuslat Derneği'nin çalışmalarını da bu minvalde değerlendirilmesini istiyoruz. Çünkü işte dün birçok tebrik mesajı geldi. Aslında olması gereken bir şeydi. Farklı bir derneği, başka bir kuruluşu stüdyomuzda misafir edip onların çalışmalarını anlatmak bizim zaten amacımız, gayemiz bu hizmetin herkese ulaşabilmesi. Hangi derneğimiz olursa olsun, hangi kurum tarafından yapılırsa yapılsın, gerçek manada ihtiyaç sahiplerine doğru bir şekilde ve en iyi şekilde ulaşabilmek. Maksadımız bu ve bu yüzden hatırlatma yapıyoruz. Hasbelkader tabii ki Vuslat Derneği tarafından yapılıyor programımız. Bizler Vuslat Derneği'nin
çalışmalarını anlatıyoruz. Bunun için çalışmalara destek olmanız noktasında tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var ki bugün sizler kendi apartmanınızda, kendi yakın komşularınızda ve akrabalarınızda ihtiyacı olan insanları koruyup gözetmek zorundasınız ki Müslümanlığımızın gereği bu. Önce kendi çevrenizden başlayın. Kendi çevrenizdeki insanlara ulaşın. Elbette sizlerin ulaşamayacağınız noktalarda kardeşlerimiz var. Medreselerde talebelerimiz var. Onlara da destek olmak isterseniz diye ekranlarda bu numarayı görüyorsunuz. Çünkü biz örnek veriyorum, Afrika'da bir ülkede su kuyusu açtırmak istediğinizde bunu kendi başınıza yapamayabilirsiniz. Ancak bir dernek vasıtasıyla bunu çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ya da adak akika kurbanınızı kestireceksiniz. Şükür kurbanınız var. Bunu kestirip dağıtacaksınız. Buna belki vaktiniz olmayabiliyor. O zaman dernekleri düşünmeniz. Biz de zaten bunu istiyoruz. Diyoruz ki yani mesela kurban döneminde de bir abimizi ziyaret ettim ben. Kurban bağışı için çağırdı bizi, davet etti. Gittik, anlattık. Ya ben dedi hiç beklemiyordum sizden. Neyi anlattık ona? Dedik ki eğer vaktiniz varsa ve etrafınızda bu imkan varsa, kesmek için bir imkanınız varsa evlatlarınızla birlikte gidin, kurbanınızı seçin, pazarlığını yapın ve evlatlarınızla birlikte kesin. Dağıtmak istiyorsanız, ondan sonra bağışlamak istiyorsanız bize o zaman etlerini verin. Biz onu ihtiyaç sahiplerine, medreselere, gıda mağazamızdan ulaştıralım. Ama önce ailenizle yapın. Dedik ya niye böyle bir şey söylüyorsunuz? Herkes daha fazla bağış almak ister ve daha fazla insana ulaşmak ister. Biz yine aynı şeyi yaşıyoruz. Diyoruz ki yani siz kestiğinizde öncelikle zaten bunun güzel olanı evinizde, ailenizle yapmak ve ondan sonrasında yine bağışlayacaksanız biz yine ulaştıracağız bunu. Biz hazırız. Eğer o insanların nasibi varsa siz isteseniz de istemeseniz de o insanlara gelecek bu. Ama işte abimiz onu duyunca dedi ki yani ben böyle bir hırsın içinde olmadığınızdan dolayı yani hepsini bize verin diye bir hırsınız olmadığından dolayı dedi. İki verecektim ama dört vereceğim şimdi dedi. Çocuklarım adına da vereceğim. Yani bu güzellikleri yaşamak lazım. Ramazan, kurban fitre, bunlar ayrı güzellikler. Böyle alınlar. Elbette. Yani şu anda hani tabii ki biz zarflarımız mevcut. Bizi telefon açtığında biz ekiplerimiz onlara götürecek zarflarımızı, fitreleri, zekatlarımızı paylaşacaklar ama demin dediğiniz gibi komşuları, yakın akrabaları varsa tabii önce onlarla paylaşacaklar. Biz gerçeği, doğruyu söylemek lazım. Doğruyu söyleyeceğiz. Ondan sonra nasipleri varsa bize de verecekler. Biz de gerçek sahiplerine ulaştıracağız bunları. Elbette. Yani şimdi ben bu noktada yapılan çalışmalarla ilgili insanlara bazı bilgileri verirken aslında en temiz bir şekilde, en doğru bir şekilde ulaştırmak lazım. Biz gelen yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideren, medreselerdeki talebelerin ihtiyaçlarını gideren bir aracı kurumuz. Yani Vuslat Derneği ya da diğer dernekler hayırda aracılık ediyor, köprü oluyor. İyilerin iyiliklerini taşıyor. Bir emanetçi. Ve inşallah daha da geniş coğrafyalara yayılır. Hafızlarımızdan bahsediyoruz. Hep medreseler diyorum. Tabii ki hafız yetiştirmek isteyen dostlarımız, ailesinde hafız olmayan ve ancak bir hafıza destek olmak isteyen dostlarımız olacaktır. Hafızlarla ilgili bir VTR'miz var. Kıymetli yönetmenimizden de rica edelim. Hafızlık VTR'mizi izleyelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerimizdir. Onlar bizim yarınlarımız. Onlar bizim umutlarımız. Onlar ümmetin geleceği. Her türlü ahlaki çöküntünün ve manevi kirliliğin yaşandığı günümüzde onları temiz tutmak bizim elimizde. Cehaletin karanlığını aydınlatmak bizim elimizde. Vuslat Derneği olarak hayallerine haram girmemiş yavrularımızı Kur'an'la buluşturuyoruz. Tertemiz dimağlarına Allah'ın eşsiz kelamını, Kur'an'ı nakşediyoruz. Siz de bir hafızımızın elinden tutun. Geleceğimize ışık olun, umut olun. Bir hafızımızın aylık burs bedeli 200 liradır. Vuslat Derneği. İyiliğe ulaşan şefkat eliniz. Evet işte. Hafız kardeşlerimize destek olmak için bu yolu deneyebilirsiniz. Bir hafızın ortalama 18 aylık bir süreçte hafızını tamamladığını ve bu süreç içerisinde aylık 200 lira bir burs bedeli olduğunu hatırlatalım. Ben TV5'te bir program yapmıştık bir dönem. O zaman bir çağrıda bulunmuştuk yine hafızlıkla ilgili. Evet. Tevafuken Konya'ya gitmem gerekiyor.
Konya'dan bir abimiz aradı. Onları ziyaret edeceğiz. Yola çıkmadan önce, havaalanına gitmeden önce telefon çaldı dernekte. Arkadaşlar da hepsi telefonlarla uğraşırken ben açtım. Efendim dedim. İşte dedi ya böyle böyle ben seyrettim televizyonda programınızı. İşte bir hafıza sponsor olmak istiyorum. Anka dedi ben şimdi bunu gönderemem. Nasıl yapacağız? Nereden arıyorsunuz? Konya'dan. Dedim abi birkaç saat sonra inşallah gelir alırız. O şekilde uçağa bindik gittik. Konya'ya indik. Arkadaşlar bizi aldılar. Önce abimizi ziyaret ettik. Abimizden bağışını teslim aldık. Ondan sonra da diğer işlerimize devam ettik. Abimiz şaşırdı tabii. Tevafuk onun da nasibi. Evet, sonrasını yine bankadan göndermeye devam etti. Banka hesabı üzerinden. Ama Cenab-ı Allah işte bazen bazı şeyleri önümüze denk getiriyor. Tevafuklar hayatımızın her alanında, her anında var. Güzellikleri de yaşıyoruz böyle. Bu hafızla alakalı bugün bir ablamız telefonu açtı. Bağışımız kendisine Allah razı olsun. Hafıza sponsoru bitmiş. Ben diyor bunun kardeşimizin diyor şeyini hocalık vasfını alana kadar desteğini vermek istiyorum diyor. Bu tam 7 yıl sürüyor. 7 yılda Allah izin verirse hoca olarak kardeşimiz medresede ders vermeye başlıyor. Evet. Bu ablamız Allah razı olsun. Şimdi bu kardeşimizi 7 yıl boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söz verdi. Yani Allah razı olsun böyle gönül dostlarımız da var. Bunların vesilesiyle nice hocalarımız yetişecek inşallah. İnşallah bir ablamız da mesela şimdi hafızlık dedin. Benim de aklıma bir ablamızın yaşadığı bir hadise geldi ki ablamız Umre'ye gidiyorlar eşiyle birlikte. 12 yaşında da bir kızı var. Safa Merve tepelerinin arasında gidip gelirken orada artık hangi tarafa gidiyordum hatırlamıyorum dedi. Dua ettim ya Rabbi bana bir evlat daha nasip edersen erkek olursa Hazreti Osman Efendimiz gibi Kur'an'a hizmet eden biri olsun. Adına Osman Safa koyacağım diye. Böyle de adıyor. Tabii çok dua ediyor. Kabe-i Muazzama da çok dua etmiş. Geri geliyor. Aradan bir sene geçiyor. Çok fazla böyle bir tabii o hali de unutmuyor. Ancak bir evlat nasip olmuyor. Sonra derneğimizin hafızlık çalışmalarından haberdar oluyor ablamız. Biz de kendisine sponsor olduğu hafızla ilgili bilgileri götürdüğümüzde ablamız ağlamaya başladı. Yani konuşamadı bir de. Hani ne oldu diye merak ediyor insan haliyle. Çünkü yani hani bir belge verdiniz, baktı, başladı ağlamaya. Allah. Hani nedendir acaba diye. Tabii ablamız şunu söyledi. Ben o zaman dedi çok dua ettim. O duamı Rabbim kabul etmedi diye çok üzülüyordum. Ama sponsor olduğum hafızın adının Safa olduğunu görünce demek ki Rabbim duamı kabul etmiş. Benim de bir oğlum oldu. Oğlum da hafız olacak inşallah dedi. Yani manevi bir evlat olarak kabul etmesi ki biz zaten böyle görüyoruz. Demek ki sabır bir dua etmiş. Hayallerine haram girmemiş yavruların yetişmesi, onların eğitimlerine bir şekilde destek olunması, onların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ve biz inşallah tabii ki dostlarımıza yeniden seslenmiş olalım. Bir hafızımızın yetişmesi için aylık 200 liralık bir burs bedeliyle 18 aylık bir süreçte kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vuslat Derneği'nin kendi bünyesinde bulunan medreselerde ve destek olmuş olduğu 110 medresede 15 binden fazla talebe eğitim görmekte ve yapılan çalışmalarda kardeşlerimizden herhangi bir ücret alınmamakta. Yani medreselerimizde tamamen ücretsiz bir şekilde kardeşlerimiz gelip eğitimlerini görüyorlar. Bütün ihtiyaçları yine bağışçılarımızın destekleriyle Vuslat Derneği tarafından karşılanıyor. Yemesinden içmesine, barınmasından giyinmesine, temizliğinden her noktada aklınıza ne geliyorsa eğitim malzemelerine kadar Vuslat Derneği tarafından karşılanıyor ve kardeşlerimizin aynı zamanda tabii sosyal aktivitelerle de sürekli iç içeler biz ziyaret ettikçe görüyoruz. Bazen havuz oluyor. Perşembe günü havuza gidiyoruz. Biz gittiğimizde arkadaşlar hadi abi hep birlikte gidelim diye. Onların o neşesi cıvıltısı tabii kayıtsız kalamıyorsunuz. Çocuklaşıyorsunuz onların içinde. Yani onlarla beraber hasbihal etmek, onlarla ortamda bulunmak keşke herkese nasip olsa. Çünkü biz Erzurum'a gittiğimizde orada bir icazet törenine gitmiştik. Oradaki kardeşlerimizin samimileri, davranışları, hal ve hareketleri çok farklı bir ortam. Yani çekim yapsanız bile anlatamazsınız. Çünkü gördüğünüzü çekersiniz. O hissi veremezsiniz. Bütün gönlü dostlarımız keşke medreseye gidip onlarla bir kahvaltı yapsa veya yani iftar Ramazan'dayız, iftar programına katılsa çok farklı duygular yaşayacaklarına eminim yani. Elbette tabii. Şimdi orada çocuk yani normalde oyunla haşır neşir olması gereken oyunlarla
gününü geçiren çocukların yaş grubu olarak baktığınızda medresede hafızlık çalışmaları yapması, onların işte namazlar, bir kere namaz tesbihatı bile çok farklı. Yani biz şimdi camiye gidiyoruz, hemen namaz kılınıyor, arkasından tesbihat, herkes kalkıyor gidiyor. Orada o kadar kısa sürmüyor. Öylesine güzel salavatlarla tesbihatlar yapılıyor ki gerçekten farklı bir yaşantı var. Bu şeye benzer galiba, hani suyu biz bardakla içiyoruz. Memlekete gittiğimiz zaman kaynağından içtiğimiz zaman içesimiz geliyor sürekli. Evet. İşte onlar da orada kaynağında bu işin tam merkezinde oldukları için demek ki ayrılası gelmiyorlar bu tesbihattan, o Kur'an'la haşır neşir olmadan. Rabbim inşallah sayılarını artırsın. Amin inşallah. Valla ben yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer televizyon programları olmasa Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde mutlaka bir medresede itikafta olurdum yani. Çünkü itikafa girilebilecek en güzel yerler, medreseler, bu kardeşlerimizin yanı. Her şey usulünce devam ediyor. İmkanı olanlara yine çağrıda bulunalım. Son 10 güne girdik. Ama yine de ben itikafa girmek istiyorum, bana da bir medrese tavsiye eder misiniz diye 0212 alan kodu 659-2880 numaralı telefondan derneğimizin çağrı merkeziyle şu dakikada irtibata geçebilirsiniz. Bu soruyla ilgili arayacak dostlarımız telefon numaralarını bırakırlarsa arkadaşlar onlara en yakın yerdeki medreseyle ilgili bilgileri ulaştırırlar diyelim. İtikafa girip son 10 günde Kadir Gecesi'ni aramakta en güzeli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, her sene her Ramazan'da yaptığı bir sünnet. İnşallah tabii ki yaşayanlar çıkar. Bizim şu anda maalesef öyle bir imkanımız yok. Ama umuyorum ki ilerleyen zamanlarda ömrümüz vefa ederse biz de hep birlikte yaparız bunu. İnşallah. Bir medreseye gideriz beraber. Güzel olur. Yani medrese de farklı olur diye ümit ediyoruz İşim. Tabii ki. Efendim, Vuslat Derneği'nin tabii ki çalışmaları, medreseler, ihtiyaç sahibi aileler, onlar üzerinde devam ediyor. Ancak ihtiyaç sahibi ailelerimize de Ramazan-ı Şerif'te fitre ve zekat zarflarımız, yani şu an elimde bulunan bu zarflarla kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında sizlerin de tabii ki katkıları olabilir. Şunu özellikle belirtiyoruz. Fitre zekat zarflarını yine derneğimizi arayarak derneğimizden isteyebilirsiniz. Ancak ben zarfa gerek yok, banka üzerinden gönderirim diyebilirsiniz. Bu şekilde de yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Derneğimizin çağrı merkezini arayabilir. Arkadaşlarımızdan hesap numaralarını SMS olarak alabilirsiniz. Şu dakika itibariyle de yine açık derneğimiz, imsak vaktine kadar da sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Bu noktada tabii ki özellikle şunu belirtelim. Fitre zekat zarfları ne işe yarar? Neler yapıyoruz? Nasıl kullanıyoruz abi zarfları? Onu sana sormuş olalım. Şimdi abi bunları biz gönül dostlarımıza ulaştığımız zaman onlar bize üzerinde zaten kulaçıklarımız var. Şöyle göstereyim. Bunların içerisine koymuş oldukları Mevla'nın önemi değil. Yazmıyorlar zaten üzerinde. İşte fitre, zekat, sadaka, fidye ve bağış şeklinde. Biz evet. Bunları yazmalarını özellikle istiyoruz. Niye? Çünkü içine koymuş oldukları para fitre ise farklı, zekat ise farklı. Biliyorsun ihtiyaç sahibi evet. Aile verilmesi lazım. Bağış ise farklı. Onun için özellikle bunları gösteriyorum ki mutlaka işaretlesinler, boş bırakmasınlar. Biz de zan altında kalmayalım yani aldığımız parayı nereye tabii vereceğiz sonuçta diye. Bir zekat tabii. Olarak verilen bir malı zekat olarak değerlendirilmesi tabii. Lazım. O, bu noktada tabii hassasiyetler mevcut. Biz onları ona göre ayarlayıp zekatları demin de bahsetmiş olduğumuz gibi medreselerimizdeki eğitim gören talebelere ve ihtiyaç sahibi ailelerimize bölüştürmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel, hatırlar mısın abi? Bayrampaşa'da bir aileyi ziyaret ettiğimizde onlara bu zarflardan bir tane verdiğimizde aslında içinde hani milyarlarca lira para yoktu. 200 lira, 300 lira bir para vardı. Bir bağış gelmişti. Evet. Hemen ona ulaştırmıştık ama ilaç gibi gidiyor. Yani gerçekten onlar için çok farklı bir şey. Belki o an sizin için çok bir önem ifade etmiyor o rakamlar ama bir ihtiyaç sahibine, elinde hiçbir şey olmayan bir ihtiyaç sahibine ulaştığı zaman ondaki mutluluk çok farklı bir şey. Şey Harun abi, hani herkes akşamdan iftara giderken iki tane pide alıp üç tane pide evine giderken nasıl bir şey ifade etmiyorsa, hani rahatlıkla alabiliyorsa, bizim ekmek dağıtımlarında pide ve ekmek verdiğimizde nasıl o ailenin mutluluğunu gözlerinden okumamız gerektiği düşünürse, bu da bu şekilde. O anki belki ya faturası gelmiştir, ödeyememiştir, ya kirasına bir meblağ eksiği vardır. O vermiş olduğumuz zarfın içerisindeki meblağ belki onu tamamlayacaktır. Yani bu hassasiyete dikkat etmemiz lazım. Gönül dostlarımızdan da hani bu bağışlarını yaparken de karşıdaki ihtiyaç sahibi ailenin
bir nebze olsun yarasına merhem olacak şekilde destek verirlerse daha hoş olur diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ramazan ayında kim bir oruçlu iftar ettirirse oruçlunun sevabından hiçbir şey eksik olmadan iftar ettiren kimseye de aynı sevabın verileceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Yine tabii ki biz bu noktada vakit, infak, Ramazan, vuslattır sloganıyla medreselerde iftar programlarımızı devam ettiriyoruz. Son 10 gün içerisinde artık birkaç medresemizde boşluklar kalmıştı. Bunu yine hatırlatalım. Medreselerdeki iftar çalışmamız, bir medresenin bir akşamlık iftar bedeli 1000 lira. Evet. Ve bu kardeşlerimize bir akşam siz iftar ikram edebilirsiniz. Ancak malum herkes 1000 lira veremeyebilir ama bir kardeşimize iftar ettirmenin bedeli 10 lira. Sizler artık sayısı, adedi size bağlı kalmakla birlikte kardeşlerimize iftar ettirebilirsiniz. Bununla ilgili de yine ekranlarda numarayı görüyorsunuz. Medreselerde iftar çok farklı ve çok lezzetli. Biz işte Ramazan başından beri medreseleri ziyaret ediyoruz. Siz bu konuda şanslısınız. Bu evet. Sene gidemedik ama geçen sene bir iftar açtık orada. Yani oradaki ortam çok güzel. Yani dualar farklı oluyor. Yani oradaki yediğiniz yemek yani size öyle bir lezzetli geliyor ki demek ki oranın bereketinden, oradaki o atmosferden yani aslında dediğiniz gibi bir akşam iftarda gitmek lazım oluyor. İnşallah tabii ben yani işte Cenab-ı Allah diyorum ki bir kulumla ne işle iştigal ettiriyorsa insan oradan kendine bir pay çıkartması lazım. Ben bu noktada kendimi şanslı addediyorum. Çünkü dernekteki diğer arkadaşlara oranla da yine de şanslıyım. Hani izleyicilerimizi elbette onlar mutlaka böyle bir imkanlar olsa onlar da gitmek isterler ama dernekteki arkadaşlardan da farklı bir şekilde nasibimiz var ki sürekli medreselerdeki talebelerle bir arada oluyoruz. Oralara gidiyoruz. Onların duasını alıyoruz. Onlarla aynı sofraya oturuyoruz. Yemekler tabii orada işte usulü de çok güzel. Ortaya yemekler konulur. Herkes ortadan yer. Hani hep anlattığımız, özlediğimiz o büyük geniş aile kavramı ya da ecdadımızın hep anlattığımız o bereketin, hep birlikte yiyebilmenin vermiş olduğu güzellikleri görüyoruz. Orada farklı bir lezzeti yaşıyoruz. Ancak tabii ki bu kardeşlerimizin iftarlarını ikram eden dostlarımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü medreselerde eğitim gören kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu geçirirlerken hocaları onların eğitimleriyle ve tabii ki Ramazan'daki ibadetleriyle de ilgilenirken ihtiyaçlarını düşünmüyorlar. Hamdolsun Ramazan'ın böyle bir bereketi var. Ancak bu yılın 365 gününe yayılması gerekiyor. Tabii yani şimdi Ramazan'a 10 gün kaldı. Rabbim tekrarını kavuştursun inşallah. İnşallah. Sağlık saat içerisinde. Hani bu 10 gün bitti, tamam bizim işimiz bitti değil. Bizim devam ediyor. 365 gün biz devam ediyoruz orada. Medreselerimizde yemeğimiz çıkıyor. Onların ihtiyaçları, bugün cübbesi, sarığı, şalvarı bunlar eskiyecek. Tabii ki nasıl kendimize kıyafet alıyorsak çocuklarımıza da almamız lazım. Aslında hani bir gönül dostumuz dese ki bayram geliyor. Ben bir talebenin kıyafetini ben alacağım, cübbesini, şalvarını alacağım dese ne güzel olur. Evet. Yani tabii bunlarla ilgili bayram geliyor. Yani şurada 12 gün bir şey kaldı. Hatırlatmalarımız var. Medreselerde okuyan kardeşlerimizin sarık, cübbe, şalvar ihtiyaçlarının karşılanması için 300 lira evet. Bir bedel var. Çağrı merkezinden kardeşlerimiz aramalar yapıyorlar, hatırlatıyorlar bağışçılarımıza. Onun dışında yetimlerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının bayramlık ihtiyacı için 150 lira katkıda bulunabilirler. Bir kardeşimizin o bayramda ayakkabısından, kıyafetine, iç çamaşırından, çorabına kadar o ihtiyacı karşılayabilmesi, bayramlık ihtiyacını karşılayabilmesini sağlayabilirler. Çok güzel görüntülere sahne oluyor. Biz o kardeşlerimizin giyim mağazasına geldiğindeki hallerini görüyoruz. Hatırlıyor musun? Sizinle beraber bir çanta dağıtımı yapmıştık. Evet, kırtasiye oradaki malzeme. Kırtasiye malzemesi. Belki içerisindeki malzemeler çok ahım şahım pahalı bir şeyler değildi. Ama bir çocuğun aldığı zaman yüzündeki mutluluğu gördük değil mi? Ne güzel bakıyordu böyle. Bir bakışı vardı ki yani anlatılmaz yani yaşanır bu duyguları. Yani şimdi oradaki kardeşimizin alıp giderken şöyle dönüp bakıp da tebessüm etmesi her şeye bence değer yani. Ben onu yaptığımız için nasıl bir iş olduğunu ve götürdüğümüz yardımın neye sebep olduğunu Erzurum'da bir aileyi ziyaret ettiğimizde anladım. Bir ailenin, şimdi detaylarına girmiyorum ama çok ciddi sıkıntıları olan bir aileyi ziyaret ediyoruz. Hem ailenin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alacağız, sonrasında onlarla ilgili bir yardım çalışması, özel bir çalışma yapacağız. Hem de gitmişken bir kumanya kolisini onlara ulaştıracaktık. İçeriye girdik, evin avlusuna girdik, kapıyı çaldık.
Vuslat Derneği'nden geldik diye. Ablamız kapının arkasında, iki tane ufak yavrusu da kapının önünde. Onlarla biraz sohbet ettik. Kumanya kolisini bıraktık. Dedi ki bunu abilerimiz, ablalarımız size gönderdiler. Hediye ettiler. Çocuklar normal bir şekilde, yani hani yabancı birileri gelmiş böyle farklı bakıyor tabii. Ondan sonra cebimde iki tane balon vardı. Biri kız biri erkek bu kardeşler. Onlara balonlardan çıkartıp birer tane verdiğimde o kumanya kolisini gören çocuklar hiç tepki vermemişken o balonlara öylesine sevindiler ki annelerine böyle çığlık çığlığa bağırarak gösterdiler. Yani o zaman dedim ki evet, yani biz sadece bir balonla bile sevinebilecek çocukların kapısını mutlaka çalmak zorundayız. Mutlaka. O kapıları çalmadığımız zaman o kapıyı yalnızlık çalıyor, o kapıyı başkaları çalıyor. O sizin doldurmanız gereken boşluğu bir başkaları dolduruyor ki maalesef Güneydoğu'da bugün yaşanan sıkıntılar da evet, bizlerin boş bıraktığı alanları başkalarının doldurması yüzünden oldu. Elhamdülillah bugün Vuslat Derneği olarak, tabii ki Vuslat Derneği sadece bir sosyal yardım yapan bir dernek değil. İnsani ve İslami çalışmaları devam ettiren bir dernek ki şu anda Güneydoğu'da onursal başkanımız Muhammed Şevket Gökşen Hoca Efendi de burada konuk aldığımızda bahsetmişti. Güneydoğu'da bir irşat faaliyeti. Yani oradaki köyleri gezerek, o şehirleri gezerek orada terörün batağına çekilmeye çalışan kardeşlerimizi oralardan çekip alıp medreselerde eğitime devam etmelerini sağladılar. Hamdolsun çok da güzel katılımlar oluyor. Bu noktada Güneydoğu'nun yeniden inşası içinde bir gayret gösteriliyor. Artık inşallah tabii dostlarımız dua edecekler bize. İnşallah. Ben o şeyle düşünüyorum oradaki kardeşlerimizi, gönül dostlarımızı. Hani kömürün üzerinde toz olur ya, üflemek evet, lazım. Onu yakmak için üflemek lazım. İnşallah biz de Vuslat Derneği olarak üfleyeceğiz. O ateşi yakacağız inşallah. Şu inşallah biterse medresemiz daha da güzel olacak. Yeni gelen nesiller orada vatanına, milletine, dinine, bayrağına saygılı evlatla yetişeceğiz inşallah. İnşallah. Osman abi külliyemizden bahsettin. Yani ilk defa belki izleyen dostlarımız olacaktır. Olmuştur, mutlaka vardır. Ustaz Sahur Vakti'ne ilk defa konuğumuz olan kardeşlerimiz için de Erzurum'da inşa etmiş olduğumuz, şu anda inşaatı devam eden dev külliye projemizi evet, ziyaret etmiştik. Orada neler yapıyoruz? Teknik bilgileriyle ilgili tabii ki ayrıntılı detaylar var. Onlar nelerdir? Külliye 61 dönüm üzerinde arazide 61 dönüm üzerinde inşa ediliyor ama yanına yine eklenecek 28 dönümlük bir arazi olacak Allah nasip ederse. Ortalama 100 dönümlük bir araziye çıkmış olacak ve gerçekten devasa bir kompleks halinde, adeta bir ilim şehri halinde eğitimine devam edecek ve faaliyetlerine başlamış olacak. İlk etabı Kasım ayında tamamlanıp öğrencilerin hizmetine sunulacak. Diğer etaplarda inşallah, tabii ki Erzurum'da yapılıyor külliye, Erzurum'un iklimi el verdiği müddetçe de hızlı bir şekilde tamamlanacak diyelim. Erzurum'daki külliye inşaatımıza bir uzanalım. Orada yaşananları, oradaki durumu sizlerin ekranlarına taşıyalım. Ardından da Ali Oturak abimize, sohbetimize devam edelim. Erzurum'da Vuslat Derneğimizin yapmış olduğu dev bir projenin, dev külliye projesinin inşaatındayız. İnşaat başlayalı uzun zaman oldu. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz kısımda hızlı ve hummalı bir çalışma devam ediyor. Erzurum için, Türkiye için çok çok önemli bir proje diye bu projeyle ilgili sizlere ayrıntılı bilgiler vermiştik. Projenin yapımında gerçekten çok insanın katkısı, çok insanın emeği var. Başta tabii ki bağışçılarımızın destekleri böylesine önemli bir projeyi yapmamıza olanak sağladı. Bu projenin Erzurum'daki bütün her şeyini aslında takip eden, bu işin bugüne kadar gelmesine çok ciddi emekler sarf eden genel koordinatörümüz Cemil Uygur Bey bizimle. Hayırlı olsun diyelim. İlk temelini attık, temelini birlikte atmıştık. Cenab-ı Allah nasip etti, şu anda inşaat yükseliyor. Ne durumdayız, neler yapıyoruz? Evet, öncelikle buraya teşrif ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşaatımızın da ifade buyurduğunuz gibi ülkemize, Erzurum'umuza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Mevla'dan temenni ediyorum. Tabii malumunuz olduğu üzere 30 Nisan'da temel atmış hep beraber, zatenizin evet, de burada olması münasebetiyle üzerinde tam 30 gün gibi bir süre geçtiğine rağmen çok ciddi mesafeler aldık. Şu anda bizim inşaatını görmekte olduğunuz, bu sene 3 bloku hedefledik. Üçünü yıl sonunda bitirip faaliyete geçmesi gibi bir hesabımız var. Geldiğimiz noktada medresenin taban alanı 2000 metre civarında olmasına rağmen
ikinci tablasını, zemin tablasını atıyor, zemin kat dediğimiz tablasını atmak üzere hazırlıklarımız bitmiş durumda. Hafta sonu itibariyle bunu da atmış olacağız. Tabi burada en büyük önem verdiğimiz, yaptığımız işlerden bir tanesi de Erzurum deprem bölgesi olması münasebetiyle özellikle içinde bulunduğumuz inşaatımızın içinde bulunduğu alan birinci ve ikinci bölge deprem bölgesi olması münasebetiyle hem radyal temel hem de perde duvar olarak, perde beton duvar olarak kullanıyoruz. Her türlü özellikleri dikkate alarak önemli bir eserin Erzurum'a, Türkiye'ye inşallah hep beraber yapmayı düşünüyoruz. Şu andaki inşaatımız bu. İnşallah. Tabii ben bir taraftan da inşaatın içerisini de bir gezmek istiyorum. Tabii yukarıda çalışma var fazla da engellemeden. İsterseniz oraya da bir çıkalım, neler yapılıyor onlara da bakalım. Evet, şimdi inşaatın tabii bu üst kısımları burada aslında işte devam ediyor. Biz de işi engellemeden kolay gelsin. Demirler hazırlanmış. Bu kalıplar da beton için kalıplar hazır. Maşallah. Gördüğünüz gibi o kısımlar tamamlanmış. Kalan kısım bunda. Hafta sonuna kadar demin de arz ettiğim gibi biten kısımdan ayrıca bu da bittiği zaman biz betonumuzu atmış olacağız. Yani kolon, kiriş her şeyleri hepsi hazırlanmış hazır, durumda. Hazır. Evet, külliyenin daha önce temelini atmış olduğumuz noktanın biz tabii böyle uçtan bucağı göstermiştik. Temel kısmı gerçekten çok derin ve hani uzun bir mesafe. Artık bina yapı yukarıya çıkmaya başladı. Bu görmüş olduğunuz alan inşallah zemin kat olarak gözükecek herhalde. Aynen öyle. Bodrumdan hemen üstü zemin kat. Yine arz ettiğim bir önemli husus daha var burada. İnsanlarımızın katkılarıyla yapılıyor tabii ki burası. Hayra sanat sahibi insanlarımızın büyük destekleri sonucu geldiği nokta bu. Bizim gerek bodrum kat olsun gerek zemin katımız ilk defa belki inşaatta eğitim tesisi yaptığımız için 4,5 metre yüksekliğinde olan bir inşaatla iştigal ediyoruz. Bunun yanında diğer katlarımız da yine eğitim tesisi olması münasebetiyle 3,5 metre şeklinde yani konut olmuş olsaydı bunlar 3 metre olarak yapılacak. Ferah ferah, rahat güzel çocukların da rahat. Aynen yani insanların buradaki yoğunluk noktası dikkate alınarak bütün kritik şartlar, teknik şartlar dikkate alınarak böyle bir inşaat yapıyoruz. Hiçbir eksik kalmadan. Yavrularımızın, çocuklarımızın, yarınların, alimlerin yetiştireceği, hafızların yetişeceği her türlü imkanlar seferber edilerek inşaatımızı yapıyoruz. Bu konuda gördüğünüz gibi ciddi anlamda hiçbir şeyden kaçınılmaksızın teknik yönleriyle bir şey daha burada ifade etmek istiyorum Harun Bey, sizin aracılığınızla. Gerek firmamız olsun, yüklenici firmamız olsun, gerek de diğer mühendis arkadaş, yani makine mühendisleri, inşaat mühendisi, mimariyle, elektrik mühendisiyle öyle bir ortam oldu ki herkesin kendine göre bir katkılarıyla çok ciddi bir inşaat yapıyoruz. Ha, müthiş. Ve bu Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Zaman zaman hocama da arz ediyorum. Biz aracıyız. Geri işin tamamını Mevlam nasip ediyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle görüyorum. Biz de zaten diyoruz ki yani bu kadar zorluk çıkan, aynen, bu kadar sıkıntı çıkan bir yerde işlerin normal şartlarda yürümesi, hızlı bir şekilde ilerlemesi Rabbimizin takdiri. Aynen. Şu an bulunduğumuz alan ana medrese binası. Ana medrese binası. En büyük binası. Yani külliye içerisindeki en büyük alan olacak. Evet. Hemen bir sağ tarafında bir de sol tarafında inşallah bir yer yine yapılacak. Öbür tarafın tabii şu anda herhalde böyle sıralı bir şekilde gidiyoruz. Şimdi bizim bu medresenin 4 blokumuz sol tarafında, 3 blokumuz sağ tarafında olacak. Dolayısıyla bir ay şeklinde mimari projesi yapıldı. Bunlar da yine yapılırken o şartlarda şu anda onun gro betonunu attık. İnşallah hafta sonunda da onun inşallah temelini atacak şekilde demirlere başlayacağız. İnşallah. Biz tabii inşaatı gezmeye devam edelim. Çok da fazla buralara böyle arada olmadan. Şimdi tabii inşaatın yapımından ziyade burada birçok farklı şey de aslında uygulanmaya başlanıyor. Sürdürülebilir bir enerji önemli. Türkiye'de enerjiyi israf etmeme noktasında bu külliyede örnek bir proje olacak herhalde. Evet. Bunun için neler yapıyoruz? Mesela su noktasında bir çalışmamız vardı. Ben elektrikten başlayayım isterseniz Harun Bey. Şöyle biz buraya elektrik kurumunu ararız. AŞ'ye müracaatımızı yaptığımız zaman tabii bunun önce bir elektrik projesi çıktı ortaya. Bizim ne kadar enerji elektrik noktada ihtiyacımız var. Projeyle buraya 4000 kava dediğimiz zaman aynen Aras'ta şu söylendi bize.
Bu da gurur verici bir şey. Bizim ilçelerimiz var. Köprüköy ilçemiz ve Çat ilçemiz kadar bir enerjiye ihtiyacımız oldu. Yani buradaki tesisin ne kadar büyük olduğu, ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bir ilçenin kullandığı enerji kadar ihtiyacımız olan onu o şekilde çözüm noktası. Su da şu andaki şebeke uzak olduğu için orta vadede gelmiş olacak. Biz hemen bunu gidermek için 105 metre sondaj sonucu su çıkardık ve şu anda onu gerek inşaatımızda gerek tüm birimlerimizde, şantiyemizde kullanmak üzere şu anda onu ciddi bir faaliyete geçirdik. Ve şu anda tamamen kendi çıkarmış olduğumuz suyumuzu kullanıyoruz. İnşallah inşaat bittikten sonra da bahsettiğim suyu arıtma tesisi ve su deposu yapılarak tüm tesisimizde kullanma haline getireceğiz. İnşallah tabii bu da gerçekten çok büyük bir fayda. Tabii, bir nimet. Nihayetinde suyun da yine kendi imkanlarıyla bir şekilde bulunup hızlı bir şekilde orada arıtma tesisi ve depolaması ile birlikte de kullanıma sunulması ki zaten şöyle bir durum da var. 5000 tane talebeye hizmet vermeye başladığında buraya normal faturaların da hesabını yapamayız. Yani. Gerçekten çok yüklü rakamlar çıkacaktır. Her vakitte abdest alınan bir yer, sürekli abdest alınan ve suyun çok kullanılması gereken bir yer olduğu için de böylesine güzel bir çalışma. Tabii şu an üzerinde bulunduğumuz alanda hemen şunu söyleyeyim ben. Bulunduğumuz noktada inşaat devam ediyor. Şöyle kolon ve kirişlerin birbirine bağlantıları yapılmış. Burada tavan yükseklikleri 3,5 metre olacak normal katlarda. Normal evlerimizde dikkat ederseniz elimizi uzattığımızda neredeyse tavana değecek gibi oluyoruz. İnşallah burada çocuklarımız ferah bir şekilde, ferah ortamlarda ders görecekler. Tabii burada önemli olan bir şey bu kardeşlerimizin en iyi şartlar altında eğitimlerini görebilmeleri ve doğru bir şekilde burada ilimlerini tahsil edip dünyaya, Müslümanlara faydalı olabilmeleri. Evet efendim, bu görmüş olduğunuz arazi Vuslat Derneği'nin dev külliye projesinin yükseleceği arazi. Arka tarafta benden bayağı bir ileride iki tane abimiz çitleri çekiyor. Bu çitlerle çevrili alanın tamamı Vuslat Derneği'nin dev külliye projesinin yerleşim alanı olarak gerçekleşecek. Ana medrese binamız, yanında medreselerin diğer binaları, diğer blokları ve ön tarafta da Mahmud Efendi Hazretleri camimiz sizlerin destekleriyle yükselecek. 61 dönüm diyoruz. Söylerken çok basit, söylerken çok kolay bir yer gibi gözüküyor. Ancak gerçekten devasa bir proje. Bu görmüş olduğunuz alanı inşallah önümüzdeki yıl itibariyle de inşaatlarıyla sizlerin ekranlarına, sizlerin huzuruna çıkartacağız. Çünkü bloklar halinde devam ediyor. Şu an görmüş olduğunuz arazide ilk etap inşaatımız başladı ve bu etaplar bitirildiğinde de ilk öğrencilerimizi Kasım ayı itibariyle bu külliye içerisinde eğitime başlatacağız. Arazimiz 61 dönüm. İnşallah çok kısa bir zaman sonra şu an bu görmüş olduğunuz çitlerle çevrili alanın tamamında binlerce öğrencinin eğitim göreceği dev bir tesis yükselecek. Evet efendim, Erzurum'da dev külliye projemizin ana medrese binasında şu an inşaat devam ediyor. Biz şu anda Bodrum kattayız. Temellerini attığımız o külliyenin Bodrum kısmı 4,5 metre tavan yüksekliği var. Tamamı radyan temelden ve özel olarak perde betonlarla etrafı çevrilmiş durumda. Şu anda tabii biz inşaat bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da üst kısımda artık üst katın yani zemin katının kalıpları çakılıyor. Beton atılması için hazırlanıyor. Şu an bulunmuş olduğumuz alan tabii ki bu külliye içerisinde ana medrese binamızın içerisinde sadece bir bölüm. Sizin de göreceğiniz şekilde birçok direkli şu anda temel kısmı yani temelin üzerinde de kalıplar hazırlanmış vaziyette. İnşallah burada bu külliyede bu devasa yapının içerisinde binlerce hafızımız, binlerce ilim talebesi sizlerin destekleriyle eğitim görecek. Biz külliyemiz içerisinde yapılan alanlarla ilgili kısaca bilgi verelim. Şu an bulunmuş olduğumuz yer ana medrese binası yani ilk etap tamamlandığında Arapça medresesi okul olarak Arapça medresesi olarak kullanılacak binanın temel kısmındayız. Yani Bodrum katındayız. Bunun üst katına yine kardeşlerimizin eğitim göreceği alanlar inşa edilecek. Bu inşaatın tabii yapımında şu anda temel betonunu görüyorsunuz. Zemin betonunu. Bu görmüş olduğunuz beton
yaklaşık 220 bin lira sadece temele kullanılan betonun maliyetiydi. Tabii ki bu işler gerçekten sizlerin destekleriyle, sizlerin yardımlarıyla yürüyor. Bu an işte şu anda kolonlar, kirişler üst kısımda hazırlanıyor. Beton dökümü yapıldığında bu kalıplar inşallah yerini betona bıraktığında üst katlara doğru çıkacak ve gerçekten devasa bir yapının iyice gün yüzüne çıkmış olduğuna şahit olacağız. Şu anda sol tarafta karşımızda hemen bir merdiven bölümü var. Yine aynı şekilde bir merdiven bölümü de külliyenin tam bu zeminin karşı çapraz köşesinde mevcut buralar, bodrum kısmına inilecek alanlar. Tabii kardeşlerimizin eğitim göreceği alanların özellikle en kuvvetli ve en sağlam malzemelerden yapılması bizler için önemliydi. Kardeşlerimiz burada devasa bir yapı içerisinde eğitim görecekler. Arazimiz gerçekten büyük, 61 dönümlük bir arazi ve bu arazi içerisinde inşallah kardeşlerimizin rahatlıkla her türlü sosyal aktiviteyi de yapabileceği alanlar inşa edilecek. Bu külliyede eğitim görürken bir taraftan da sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekler. Katkılarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyoruz. Vuslat Derneği, iyiliğe ulaşan şefkat eliniz. 0212 659 2880 www.vuslat.org.tr. Evet efendim, Vuslat Derneği'nin Erzurum'da sizlerin destekleriyle inşa etmeye başlamış olduğu dev külliye projesinin son durumunu ekranlarınıza taşıdık. Tabii ki külliye inşaatımızda çalışmalar devam ediyor. Ramazan ayında da yine sizlerin destekleriyle bu çalışma gece gündüz devam ettiriliyor ki Kasım ayında inşallah kardeşlerimizi burada, 500 talebeyi burada eğitime başlatabilelim. İlk etabı tamamlansın, daha sonrasında da inşallah diğer etaplarla birlikte külliyemizi tam kapasiteyle çalışır hale getirelim istiyoruz. İnşallah sizlerin destekleri burada çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi, infak etmek noktasındaki çağrıları hepimizin aklında. Evet. Yani işte şu küpe bile biraz önce ekranlara taşımıştık. Bu küpe bile çok çok önemli bir şey aslında. Yani cihat ordusuna yardım edin dediğinde herkes elinde ne var ne yok onları çıkartıp veriyordu. Bu şekilde tabii ki yapılan yardımların aslında bizlere onu hatırlatıyor. Bu küpe belki orada bir kürek çimento olacak ve bir tuğla olacak ama çok kıymetli olacak Harun abi. Çok kıymetli olacak. Yani orada bir tuğla bile olması işte hani, çok şeyi değiştiriyor. Aslında hani biz ne yapabiliriz, neler yapabiliriz bunları düşünmek lazım. Kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için kalıcı bir eser nasıl bırakabiliriz? Bugün insanların faydalandığı ve faydalanabileceği, Müslümanların yararına olan herhangi bir şey yapmak sadaka-i cariye hükmünde ki amel defterini kapatmıyor. Bugün bizim insanların ilmi olarak faydalanabileceği bir kitap yazma yetimiz olmayabilir. İnsanlar bundan faydalanamayabilir. Böyle bir yetimiz yoksa işte böylesine önemli bir proje var. Böylesine önemli çalışma var. Bunlara destek olarak aslında sadaka-i cari hükmünde de... Efendim bayağı da hızlı gidiyor. Bak yani ne kadar oldu? Bir ay, bir buçuk ay oldu. Evet. Çok da hızlı gidiyor. İnşallah biz Kasım dedik galiba değil mi biraz Kasım'da önce? İnşallah. Bu hızdaki destek Kasım'dan önce de inşallah bitecek gibi geliyor. Yani tabii ki burada... İnşaatın yüklenici firması da, mühendis arkadaşlar da başkanımıza yani birazcık daha bunu uzatma şansımız olmaz mı dediğinde başkanımızın yok, kesinlikle öyle bir şeyimiz yok. Biz Kasım'da yetiştireceğiz. Gerekirse gece gündüz çalışacağız. Ama bu iş Kasım'da söz verdiğimiz şekilde kardeşlerimiz burada eğitime girecekler. Eğitim görecekler çünkü 500 tane talebe çoğunlukla gelen telefonlar biz de evladımızı medreseye göndermek istiyoruz. Nereye göndereceğiz? Ama burası sadece medrese deyip geçmeyelim. Burada evet. Bittiği zaman yüzme havuzları, tenis kortları, binicilik bile yapabilecekler. O geniş arazimiz olacak orası yani. Futbol sahası olacak. Yani çocuk oraya girdiği zaman sosyal faaliyetlerinden bunu da yapmadım mı, yapmam gerekir miydi, unuttum mu, yapmayacak mıyım diye. Hepsini orada yapabilecekler. Yani bu güzelliği de var yani. Tabii burada şimdi biz aslında... Biraz da ata sporuna ağırlık vermek istiyoruz demişti arkadaşlar.
medreselerde kardeşlerimiz çok iyi de güreşen kardeşlerimiz var. En çok yapılan şeylerden biridir orada güreş. Ben zaman zaman gittiğimde bir deniyorum. Tadını aldım biliyorum. Evet kardeşimiz ben tam şöyle söyleyeyim. Külliyenin temel atma töreni var. 30 Nisan Cumartesi günü biz temel atmıştık. Geçtiğimiz Nisan ayında. 29 Nisan akşamında medresede kalıyorum Erzurum'da. Orada daha önce gidip biraz böyle hırpalandığım bir kardeşim var. Dedim hadi gel bakalım. Şimdi ben artık antrenman yaptım. Hani bir güreşelim diye. Kendimi bir kaptırdım, kurtaramadım abi. Ve boynum tutuldu. Yani o şekilde çok ciddi manada, kuvvetli de maşallah gençler. Boynum tutuldu, o şekilde çıktım programa da. Programı o şekilde sunduk. Bir sırt ağrısıyla, boyun ağrısıyla ama onun da lezzeti farklı. Çünkü medresede şimdi sen yenilince talebelerin hepsi böyle bir ayrı bir keyif alıyor, gülüyorlar. Bir dahakine daha hırsla gideceğiz. İnşallah bir daha İnşallah. Gittiğimizde antrenman yapıp gideceğiz ama medreselere gitmek lazım, ziyaret etmek lazım. Peki Harun abi, ben bir şey sorabilir miyim sana? Buyur. Hem sen soruyorsun, bir de sorayım. Niçin otelde kalmıyorsun da gidip medresede kalıyorsun? Belki bu, şu anda bizi izleyen gönül dostlarımız da bu soruyu aklına gelmiştir yani. Ben de merak etmişim. Ya bunun aslında, soracaktım, bu ne nasipmiş? Bunun aslında farklı birkaç açıklaması olabilir. Yani derneğin hizmeti için gidiyorsun. Derneğin hizmeti için giderken ekstra... yani biz bunu gördük, israf etmenin anlamı yok. Gidip bir otele kalıp işte gittiğimizde bir hafta kalıyoruz. İki kişi gidiyoruz, üç kişi gidiyoruz, kameraman arkadaşlar vesaire. Yani hani adam başı 100 lira olsa iki kişi gitsen bir hafta kaldığını varsaysan yani orada vereceğin para 1500 lira. Biz bir kere bir bunun israfından kaçınmak maksadı. Artı hani bunu da geçtim. Otellerde Allah razı olsun bu çalışmalardan dolayı misafir etmek isteyen birçok otelimiz de var. Ama medresenin tadı hiçbir şey diyor abi. Yani medreseye gitmek, medresede öğrencilerle bir arada kalmak bir otelden çok çok daha konforlu, çok daha güzel. Bir de şu var, yani gidiyorsun yaptığın bir iş var. Sen çalışma alanın bu kardeşlerine hizmet. Ve sen onlarla bir arada bulunacaksın ki aslında onlar için yaptıklarının daha az olduğunu anlayabiliyorsun o zaman. Yani onlar yemeğe oturduğu zaman işte sen de oturmadan yemeğe başlamıyorlar. Seninle birlikte yemeye başlıyorlar. Seninle birlikte yemek yiyorlar. Yediği yemeklerde mesela baktın eksiklik gördün. Ha diyorsun ki bu kardeşlerimize daha fazla yemek gelmesi lazım. Onlar için daha fazla çalışmak lazım. Biz mesela işte medreseye giderken başkanımızdan öğrendiğimiz bir şey. Elimiz boş gitmiyoruz. Onlar için çikolatalar, gofretler böyle değişik değişik hediyelerle gittiğimizde onlar artık biz gittiğimizde biliyorlar ki elleri boş gelmiyorlar. En azından böyle bir muhabbet halkası oluşturduğumuz zaman hani önlerine ikram edilebilecek bir şeyler koyuyoruz. Ama bunu herkesin yapmasını istiyoruz. Eminim siz Harun Yavuz Yılmaz Erzurum'a geldi diye duyduklarında oradaki talebelerin gözlerindeki sevinci şimdiden görüyor gibi. Tabii biz onu başkanımızdan gördük. Yani mesela çocuklar Muhsin abi gelmiş diyorlar. Çünkü farklı bir hava oluşuyor. Onların hoşuna gidiyor. Yani onlar olayı çok daha farklı görüyorlar. Biz aslında belki hak etmediğimiz makamlardayız onların gözünde. Çünkü onlar için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Onlar için koşturuyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için kapı kapı dolaşıyoruz. Kimileri tarafından dilenci muamelesi görsek de onlar bunu çok farklı görüyorlar. Şimdi gerçi bir şey geldi aklıma da tam yerine denk geldi. Bir hava malum sıcak bugünlerde Ramazan evet. ayı. Bir bahçeye gittim. Evde yoktu. Bir 10 dakika sonra geleceğim. Beklersen dedi. Ben de baktım karşıda bir terzi var. Gideyim yanında bir hem bir hasbihal edeyim hem bir soluklanayım diye düşündüm. Selam verdim. Dedim Muslat Derneği'nden geliyorum dedim. Biraz şurada oturabilir miyim? Tabii otur abim dedi. Oturdu. Biraz sonra kalktı çekmeceden para çıkartmak istedi. Dedim yok ben para almaya gelmedim. Sadece bir oturayım dinleneyim. Yani hani dedi ya dilenci muamelesi. Her gittiğin yerde de sanki para istiyormuşuz gibi bir şey. Biz kendi şöyle bir şey yok. Biz hani dedim abi yok ben hizmet yapıyoruz. Biz hizmetteyiz. Bir tane de broşür bıraktım abimize. Sağ olsun bir de dedi bana kumbara bırak o zaman madem. Yani böyle bir muhabbet oldu orada. En azından bir kumbara bırakmış olduk oraya. Kumbaralar aslında kumbara deyince abi aslında önemli bir konu. Konuşmak gerekiyor. Kumbaralar tabii Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Hatta yurt dışına da gönderebiliyoruz. Siz almayı ne gibi faydalar oluyor abi? Çok güzel, aslında güzel bir proje bu kumbara olayı. En azından
çocuklarımıza sadaka vermenin önemini evde aşılamış oluyoruz. Kendimiz sabah kalktığımızda şükürler olsun Rabbi, sağ salim kalktık deyip onun sadakasını verebiliriz. Yani gönül dostlarımız evlerine bunu koyarsa kumbaramızı daha bereketli olur evleri. Sadaka malı azaltmıyor, aksine arttırıyor. Ama bu şuuru yerleştirebilmek, insanların zihinlerine bunu kazıyabilmek çok önemli. İşte çocuklardan bahsettin, hep söylüyorum ben. Çocuklarımıza infak şuurunu öğretebilmek için aslında bir kumbaraya sahip olmamız lazım. Bu Vuslat Derneği kumbarası olur, başka bir kumbara olur. Ama oraya atılan bir paranın bir ihtiyaç sahibinin önüne konulacak bir yemek olduğunu, bir garibanın üzerine giyeceği bir kıyafet olduğunu, medresede okuyan bir talebenin ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ya da bununla birlikte daha nice hayra vesile olabildiğini anlatmak, öğretmek lazım aslında. Aslında gönül dostlarımız evlerine almış olduğu kumbaraya şöyle bir çalışma da yapabilirler. Nasılsa evlerine ekmek alıyorlar. Evet. 3 ekmek, 5 ekmek neyse artık ailenin kalabalıklığına göre. 2 ekmek parası da onun için atarsa, gönül dostlarımız yani bu çalışmayı yaparsa meblağ hesapladığında bayağı bir ekmek olmuş olur. Bize telefon açarlar. Biz de onların ekmek niyetiyle toplamış olduklarını gönül dostlarımıza vermiş olabiliriz. O daha iyi olur. Bize bağışlara geliyor. Biz de onlara vereceğiz. Allah izin verirse. Şimdi gıda mağazamız ve giyim mağazamız var. Malum izleyicilerimize aktarıyoruz sürekli ama gıda mağazası için radyo programları yaparken şunu söylemiştim bir programda. Mahmut Polat abimiz, dernek başkan yardımcımız dedi ki ya hani gıda mağazasında eksiklikler var. Tamamlamamız gerekiyor. Elbette bu bağış da karşılanıyor, bağış da oluyor. Ya hiçbir şey yapamıyorsak dedi, şunu söyle dedi. Yani herkes evine ne alıyorsa, eğer gücü yetiyorsa aynısından da buraya alsın. Biz gidip onlardan alalım, bu mağazayı dolduralım. Dedim tamam abi. Bereketli olmuştu o zaman biliyorum. Evet, evet çok güzel ondan olmuştu. Sonrasında dedik radyo programında bahsedelim. Oturduk programı yaparken şunu anlattık. Dedik yani bu gıda mağazasında ihtiyaç sahibi aileler gelip sizlerin emanetlerini oradan teslim alıyorlar. O gün ihtiyacı varsa o gün geliyor onları alıyor. Ya da ailenin bir aylık ihtiyacını buradan karşılayabiliyor. Kendi evinize ne alıyorsanız, bugün markete girdiniz, 50 liralık alışveriş yaptınız. Gücünüz yetiyorsa bir 50 lira da ihtiyaç sahipleri için alın. Ne aldıysanız aynısından alın. Ki örneklerini yaşadık. Birçok ablamız, özellikle hanımlar bu konuda çok daha hassaslar. Evet. Kendi oturduğu sitedeki bütün tanıdığı arkadaşlarına, komşularına bundan bahsediyor. Arkadaşları da Allah razı olsun onu dinliyorlar. Biz yine Mahmut abimizle birlikte tevafuken bu fikri ortaya atan Mahmut abimizle birlikte İstanbul Pendik'te bir ablamızı ziyaret ettik. Gittiğimiz arabayı ağzına kadar doldurmak zorunda kaldık ki bir sitedeki ablamızın ulaşabildiği herkesin getirdiği poşetler. Ve daha da güzeli aynı şunu söylemiştik. Evinize ne alıyorsanız aynısını alın. İçinden diş fırçası da çıktı. İçinden lavabo açacağı da çıktı. İçine her şey çıktı. Evine ne aldıysa aynısını almışlar. Yani böylesine bir güzelliği, böylesine bir bereketi yaşıyoruz ki elbette o diş fırçasına da ihtiyaç oluyor. Lavabo açacağına da ihtiyaç oluyor. Allah, sadece gıda, temizlik malzemeleri. Aynı şeyde Başakşehir'de ben de yaşadım. Yani gittim evet. O zaman avlularımız, etrafımız sanki ben sanki orada bir şey satıyorum. Yani hani düşünün bir şey satıcı gelir ya bir üşüştürler evet. Orayı. Arabam maşallah doldurdular yani o dönemde çok bereketli geçmişti. Aslında i̇şte bu tür devam şeyler, edebilir aslında böyle bir proje. Yani tabii ki bu tür şeyleri ihtiyaçların karşılanması noktasında belki yarayı hani kesin çözüm değil ama tedavi değil ama pansuman diyebileceğimiz çalışmalar oluyor. Ancak bu tabii yılın 365 günü yapılması gereken, düzenli olarak devam etmesi gereken çalışmalar. İnşallah biz bu çalışmaları yaparken bu bereketi hep birlikte yaşarız. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gideririz. Onların sıkıntılarına çare olabiliriz. Peki vaktimiz de yavaş yavaş daralıyor. İstanbul için imsak vaktine bir 9 dakika herhalde bir süremiz kaldı. Bir taraftan ben buradan saati de görmeye çalışıyorum ama ekranda da zaten sizler görüyorsunuz. Biz neler yapabiliriz? Bir gönüllü olarak neler yapılabilir? Ne gibi çalışmalara katkıda bulunabiliriz? Bizimle beraber gelip gönül dostlarımız bu hizmette, bu davaya hizmet etmek, gönül dostlarımızla beraber ihtiyaç sahibi ailelerimize, medreselerimize, çalışmalarımıza katılabilirler. Bizleri yalnız bırakmayarak duaları, her şeyden önce duaları bizlerle beraber olması her şeyden önemli. Aslında bir şiirim var. Eğer müsaade ederseniz bunu tabii paylaşmak isterim. Aslında
Sorunuzun tam karşılığı burada. İnşallah gönül dostlarımıza da bizim sevdamızdır insana yardım etmek. Kimine aş oluruz, kimine ekmek. Veren ile alan arasına gidip gelmek, bizim için nefes alıp vermek demek. İhtiyaç sahibi olunca söz konusu, kaçar hepimizin uykusu. Koşmak lazım sonra zor olur sorgusu. Hiçbir tada benzemez o mutluluğun duygusu. Hazırız gece gündüz demeden, yollardayız zaman ve mekan gözetmeden. Hayırda yarışın dedi öğrendik Resul'den. Hep birlikte gidiyoruz onun izinden. Bir mektupla umut oluyoruz. Gidip yuvalarını hatır soruyoruz. Herkesin yanındayız diyoruz. Ecrini Yaradan'dan bekliyoruz. İnşallah Rabbim yaptığımız hizmetlerin ecrini bizlere verir. Amin inşallah. Yani gönül dostlarımız bize ihtiyaç sahibi aile konusunda da destek verebilirler. Konu komşusu, tanıdığı, eşi, akrabası mutlaka vardır. Nerede bir belki bizim yetişemediğimiz, bizlere kendimize ona anlatamadığımız aileler vardır. Onlardan bize derneğimizi arayıp bize bildirebilirler. Biz de gidip orada onların evlerini ziyaret ederek onların demin dediğiniz gibi yaralarına merhem olmaya çalışırız inşallah. İnşallah. Tabii birbirinden önemli, birbirinden güzel projeler var. Bunlardan bahsediyoruz. Ben bir taraftan şöyle eğer sıkıntı olmayacaksa ekrana bir görüntüyü de vermek istiyorum. Faaliyet bültenimiz içerisinde şöyle bir bölüm var. Sadece KJ'yi kaldırsak yeterli olur. İzleyicilerimiz göreceklerdir. Şu anda bu görmüş olduğunuz faaliyet bültenindeki bölümde kardeşlerimizin medreselerdeki ekmek ihtiyacı ile alakalı bir harita, özür diliyorum, bir takvim var. Bu ajanda içerisinde elbette kardeşlerimizin ekmek ihtiyaçlarının karşılanması, onların yaptığı eğitimler sırasında ihtiyaçları olan ekmeğin, medreselerdeki ekmeğin karşılanması noktasında bir ajanda sayfası, bir aylık bir takvim hazırlamıştık. Biz bu örnek olarak hazırlanmıştı ama burada işte örnek veriyorum. 2 Nisan'da bu medresenin bugünkü ekmeğini ben karşılıyorum diye abimizin adını yazmışız. İşte başka bir ablamızın adını yazmışız. Bu şekilde sizler de yardımda bulunabilirsiniz. Ailelerin, medreselerin ekmeklerini karşılayabilirsiniz ki Ali abimizin söylediği çok güzel bir şey var. Ustad Derneğimizin kumbaralarından temin edebilirsiniz. Derneğimizi arayıp adresinize bu kumbaraların ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Ve sizler evinize bir ekmek alırken bir de ihtiyaç sahipleri için o kumbaraya bir ekmek bedelini attığınızda bir ayın sonunda inanıyorum ki birçok ailenin yüzünü güldürecek, belki de bir ay boyunca ekmeğini karşılayacak ki sizler kendi evinizin ihtiyacını karşılarken aynı şekilde başka bir ailenin de ihtiyacını karşılamış olacaksınız. Gerçekten çok güzel bir kardeşliğe vesile oluyor çünkü birbirini görmeden, birbirini tanımadan böylesine yardımda bulunan insanların tabii ki evlerinden de bereket eksik olmuyor. Örneklerini yaşıyoruz çoklukla. Evet. Yani hiç tanımadığımız, bilmediğimiz kardeşlerimizin kursağına gidecek olduğu bir dilim ekmek, onun duasını alabilmek, hiç tanımıyorsun. En güzel bereket, samimiyet, güzellik burada. Ramazan'ın 10 günü kaldı. Bu 10 gün içerisinde ne kadar fazla ecir alabilecek onun hesabını yapalım gönül dostlarımızla beraber. Azaptan hani, kurtuluş günleri. Yani hani bir mağazada indirim olsa hepimiz nasıl koşarız indirime, bayram geliyor alırız. Burada da aslında güzel bir bereket var. Yani kazanç şu anda var. Kazanç var. Orada mağazada alacak olduğumuz belki maddi bir karımız olacak ama burada ebedi yaşayacak olduğumuz hayatta bir kazançımız olacak. Yani gönül dostlarımızın da bu hassasiyeti dikkat almasını tavsiye ediyorum. Çünkü belki bir dahaki Ramazan'a yetişemeyiz. Evet, bu Ramazan bayramı görebileceğimiz de yani meşhur. Yarın çıkacağım evet. Meşhur. O yüzden bu bereketli günleri kaçırmayalım inşallah. İnşallah tabii biz bu noktada hep hatırlatmaları yapmaya devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif boyunca Kanal 42 ekranlarında dostlarımıza, kardeşlerimize özellikle yapabilecekleri hayırları, kazanabilecekleri ecirleri hatırlatma derdindeyiz. Bu derdimiz devam ediyor. İstiyoruz ki herkes bu Ramazan'ın rahmet ikliminden faydalansın, olabildiğince fazlasıyla faydalansın ki bu kardeşlik yeryüzüne yayılsın ve kardeşlerimizin sıkıntıları giderilmiş olsun. Ali abi vaktimiz artık yavaş yavaş daralıyor. Tabii senin yaşadığın birçok hadise var, birlikte yaşadığımız da birçok hadise var ama mesela ihtiyaç sahibi ailelere gidip geldikten sonraki o süreç nasıl ilerliyor, nasıl işliyor senin için? Zaten bir ihtiyaç sahibi ailenin evine gidip onların sıkıntılarını dinledikten sonra kendi yaşantımı hemen sorguluyorum. Empati yapıyorum.
Zaten empati yapmasak biz bu işi yapamayız. Evet. Onun için ihtiyaç sahibi ailelerle hasbihal ettikten sonra onların dertlerine derman olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela Esenyurt'taki ailemiz bugün beni aradı. Ararken Ali abi ne yapıyorsun, ben unuttum diyor. Abla diyor, ben seni unutmadım. Aklımdasınız. En kısa zamanda size geleceğiz. Yani öyle bir diyalog kurmuşuz ki bana beni unuttun diyebiliyor yani. Evet. Aslında biz unutmuyoruz. Ama hani ararken o samimiyeti, o birlikteliği yaşamış olduğu şeyi benimle anında paylaşabiliyor. Hani ben abartmıyorum, beni saat 11'de bile arayan gece ihtiyaç sahibi aileler, ben telefona cevap veriyorum. Çünkü o an arayan ben olsam, ben ihtiyaç sahibi olmuş olsam, ben arayan olsam, benim telefonuma bakılmamış olsa ben ne yaparım? Onu düşünerek 11'de olsa, gece 12'de olsa benim telefonum 24 saat açık. Ben bakıyorum, gönül dostlarımız da arayabilirler yani, sıkıntı yok. Sıkıntılarını paylaşabilir. O an belki onlara faydalı olamayız ama en azından notumuzu alırız. Ertesi gün onun sıkıntılarını gidermeye çalışırız elimizden geldiğince. Allah razı olsun yani, bizi dinleyen gönül dostlarımız inşallah dualarını bizden esirgemesinler, desteklerimizden esirgemesinler. Dediğim gibi Ramazan'ın son günlerinde bizleri yalnız bırakmasınlar. Ramazan'dan sonra da inşallah Kanal 42 ekranlarından inşallah devam ederiz. Bizim yapacağımız projeler aslında, biz burada zamanımız kısıtlı, hepsini detaya inemiyoruz. Ama inşallah sürekli programlarımız olduğu sürece biz derdimizi anlatacağız gönül dostlarımıza. Biz burada dertleniyoruz. Çünkü gönül dostlarımız biliyor ki bizim ihtiyaç sahibi ailelerle beraber dertleniyoruz bu konuyu. İnşallah onları muhtacını biraz olsun gidereceğiz inşallah. İnşallah, tabii ki inanıyoruz ki sadece Ramazan'da değil, Ramazan'dan sonra da bu hayırda yarış devam eder. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında elbette. Tabii ki kurban hemen arkasından geliyor ama kurbana kadar da bu ailelerin birçok ihtiyaçları olacak. Tabii biz hep şunu söylüyoruz, bir yıl boyunca evine hiç et girmemiş ailelerin kurbanla birlikte bir beklenti içinde olduğu ve derneğe daha kurban bayramı gelmeden önce acaba bize de uğrayacak mısınız diye telefonların geldiğini biliyoruz. Bunlara şahit olduk. İnşallah. Şimdi Allah izin verirse kurbanda da burada olursak olacağız eminim. Hani çoğu gönül dostlarımız kurbanla işte 9 gün tatil olacak mı olmayacak mı hesabını yaparken, biz kurban geldiğinde insanlara nasıl faydalı olacağız onun hesabını yapmaya şimdiden başladık. İnşallah elimizden geldi, dediğin gibi evler et girmemiş ailelere inşallah gönül dostlarımızın katkılarıyla etlere de inşallah ulaştıracağız. İnşallah. Tabi vaktimizin sonuna geldik abi, çok teşekkür Allah ediyoruz. Razı olsun. Gecenin bu vaktinde bizlerleydin. Allah razı olsun. Tabi İstanbul için imsak vaktine bir dakikalık bir süre kaldı. Sen son suları yudumlarken ben de kapanışı gerçekleştirmiş olayım. Efendim, Ustad Derneği'nin çalışmalarını Ali Oturak abimizle konuştuk. Ustad Derneği'nde yapılan çalışmaları, sizlerin destekleriyle devam eden projeleri konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Elbette Ramazan-ı Şerif bir rahmet iklimi, bir bereket iklimi. Kardeşlerimizle paylaştıkça bereketin arttığına şahit olduğumuz bir zaman dilimi ve biz bu zaman diliminde elbette sizleri hayra davet etmeye devam edeceğiz. Ancak Ramazan'dan sonra da ihtiyaç sahipleri hala ihtiyaçları devam ediyor olacak ve biz onları yine yılın 365 günü sizlerin destekleriyle mutlu etmeye, onların yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Yarın gece Başbağlar katliamını konuşacağız. Başbağlar'da 1993 senesinde 5 Temmuz'da gerçekleşen katliamı ve katliamın tanıklarını stüdyomuzda misafir edeceğiz. O gün, katliamın olduğu gün çocuk olan kardeşlerimizi ve orada yakınlarını kaybedenleri konuk edeceğiz. Yarın gece aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. İstanbul için imsak vakti. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim.